Evet, bugün Mardin'deyiz. Deyrul Zaferen Manastırı'ndayız. Peki Deyrul Zaferen nedir? Manastıra girdiğinizde kapının üzerinde bir yazı var. Burada ne yazıyor? Burada insanlar neden oturarak defnediliyor? Bir zamanlar güneş tapınağı olan bu yer daha sonra nasıl manastır oldu? Mor Manastır'la Deyrul Zaferen Manastırı arasındaki ilişkine. Bu bölgeye matbaa nasıl geldi? Manastırın gelirleri neler? Buradaki çay bahçesinde neler satılıyor, neler ünlü? Şimdi ondan bahsediyoruz. Daha manastırın girişinde merdivenlerdeki bu trabzanlarda bulunan taş oymalar hemen dikkatimizi çekiyor. Gerçekten bir dantel işler gibi işlenmiş Mardin taşı. Ve işte bu kapıya geldik. Bu kapının üzerinde ne yazıyor? Burada manastırın onarılmasına destek olan dönemin zenginlerin isimleri ve ilaveten de onun tam üstünde imanla gel yazıyor. Manastıra girdiğiniz anda arkanızı döndüğünüz zaman kapıya hemen etrafının yemyeşil olduğunu göreceksiniz. Burada zeytin ağaçları, nar ağaçları ve safran yetiştiriliyor. Manastırın girişindeki bu kapının 18. yüzyıldan kaldığını tahmin ediyorum. Hemen belirteyim, bu yapının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor ama milattan önceki yıllara ve hatta Mardin'in kuruluşuna kadarki döneme indiği tahmin edilmekte. Manastır milattan önce Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edilmiş. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şeleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirerek kaleyi manastıra çeviriyor. Bu nedenle manastır önceleri Mor Şeleymun Manastırı, daha sonra Mardin ve Kefertüf metropoli Aziz Hananyo'nun 793 yılından başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra da manastır onun adıyla, yani Mor Hananyo Manastırı olarak biliniyordu. 15. yüzyıldan sonra da manastırın etrafında yetişen zafaran, yani safran bitkisinden dolayı da manastır Deyrul Zaferan, yani Safran Manastırı adıyla anılmaya başlar. Şu anda avlusunu ziyaret ediyoruz. Bu avluda ayrıca mezar taşlarına da rastlıyoruz. Koridorun üzerinde iki tane mezar taşı bulunmakta. Bu avluya açılan odalarda Azizler Evi denilen, yani Bet Kadişe denilen bölgeye gidiyoruz. Buranın tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar iniyor. Buradaki yazılı kitabede daha önce vefat eden metropolitlerin vefat tarihleri yazıyor. Burada Süryanice de var aynı zamanda yazıtta. Bu bölümde dikkat çeken başka şey de iç mekanda bulunan taş motifler. Burada bulunan bir vazo ve vazodan çıkan iki asma çubukları ile üzüm salkımlarının figürleri hemen dikkat çekiyor. Yapının batı duvarında yarım daire şeklindeki nişin içinde ise deniz kabukları figürleri var. Yapının giriş yapısının lentosunun üzerinde ve Yunanistan'da çevrilmiş bir haç işareti bulunmakta. Bir söylentiye göre de bu yapı bir zamanlar tıp veya ilaç ilmiyle ilgili konularda kullanılmış olabileceği. Patrik'in lideri olurdu. Patrik hani buradan Şabat aşındığı için artık baştaki üç mezara Patrik defnedilmiyor. Diğer dört mezar ise Metropolit. Metropolit, Patrik bir avlu oluyor. Bölgesel lider ve bunlar hali aktif olarak kullanılıyorlar. En son 1969'da Morfiliksinos Hanna Dolabani bu mezara defnedildi ve günümüzde ifat eden Metropolit olursa tekrardan en eski mezar açılır. O da bu oluyor. Mezar açıldığı zaman taşlar kırılıyor, taşlar sökülüyor. İçi küçük bir oda gibi, içinde taşlanan bir sandalye var. O sandalyenin üzerindeki eski kemikleri mezarın bir köşesine koyuyorlar ve buraya aynı kıyafetleriyle başka bir metropolit oturtuyorlar. Doğuya bakacak şekilde. İsa Mesih'in tekrar kıyamet günde doğudan geleceğine inandığınız için onu hazır vaziyette saygıyla bekliyorlar. Karşılamak için. Bu sistem sadece Süryan, Ortodokslardan inananlarda geçer. Normal halk ise yatay bir şekilde. Her din adam görev yaptığı manastırda defnediliyor. Bunlar ise bu manastırda görev yapanlar. 69'dan 2003'e kadar manastırımızda görev yapan metropolit olmadığı için ifade eden olmadı. 2003'ten 2003'e kadar olan metropolit Mis Morfiliksin Asalika Özgür kendisi Mardin ve Diyarbakır metropolitinde bu manastırda görev yapıyor. 4. Petrus bu bölgeye ilk matbaaya getirmiş. Bu matbaadan parçaların bir kısmı manastırda, bir kısmı da Mardin'deki Kırklar Kilisesi'nde sergileniyor. Bu gördüğünüzde de insanlar vaftiz edildikleri suyun olduğu yer. Unutmadan söyleyeyim, burası Meryem Ana Kilisesi.
Apsis kısmında Bizans dönemine ait mozaikler var ve tavanlar ve duvarların bir kısmı da Bizans tarzında pişmiş tuğladan yapılmış. Kilisenin içinde 1699 yılında el işçiliğiyle yapılmış 3 tane ayin eşyaların durduğu alan var ve 3 ahşap kapı bulunmakta. Bu kapıların üzerinde Davut Peygamber'in mezmurlarından Süryen dilinde yazılmış mısralar yer almakta. Ayrıca bu yapı içinde bulunan sekizgen vaftiz kurnası da dikkat çekiyor. Hatta günümüzde de kullanılmakta. Ve buradan Güneş Tapınağı'na doğru, yani manastırın kalbine iniyoruz. Oldukça dar ve dik merdivenlerden aşağı doğru iniyoruz ve bizi koridor karşılıyor. Bakın, eğilerek geçmek zorunda olduğumuz zor bir alan. Bir zamanlar pagan inancına, yani güneşe tapan Süryanilerin ibadethaneleri burası. Tapınağı yani, daha doğrusu. Giriş kısmı beşik tonozlu şeklinde yontulmuş taşlardan oluyor ve 25 metrekare kadar bir bölümde ilerliyorsunuz. Daha sonra bu geldiğimiz bölge 51 metrekarelik bir alan. Dikkat çekici bir tavan yapısına sahip, tavanı oluşturan düz ve iri taşlar geometrik yapıda olup aralarında harç, kum, kireç ve benzeri malzeme kullanılmadan birbirine yaslanmış ve kilitlenmiş durumda yerleştirilmiş. Biz Süryaniler milattan önce burada güneşe tapıyorduk, pagandı. Milattan sonra ise 1. yüzyılda ilk Hristiyanlığı kabul edenler oluyoruz ve toplu bir şekilde geçiş yapmaktan sonra manastır bu tapınak üzerine inşa ediliyor. Tabi eskiden o kemer kısmı komple çöktü. Güneş ışınları içeriye giriyordu. Orijinal zemin 2 metre daha aşağıda. Bunlar sonradan kapatıldı. Pencerede 20 yıl önce burası abası olduğu için dönemin din adamı tarafından açtırıldı. Bu tapınağın en büyük özelliği ise tavan kısmı, tavan kemer tekniğiyle yapılmış düz bir şekilde. İlk önce burayı toprakla dolduruyorlar. Doldurduktan sonra taşları geometrik şekillerde kesip toprağın üzerinde metre arasında değişiyor ve her taşın ağırlığı ise 1,5-2 ton civarı. Buradan taşlara bakınca düz gibi gözüküyorlar. Şöyle karşıdan onların nasıl yansıdığını görüyoruz. Evet, Güneş Tapınağı'nı ziyaret ettikten sonra arkamıza şöyle bir bakıp yolumuza devam ediyoruz. Kubbeli Kilise'ye gidiyoruz. Buranın çok önemli birkaç özelliği var. Videoda kalmanızı, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Mor Hanonya Kilisesi, yani Kubbeli Kilise'ye doğru devam ediyoruz. Bu kilisenin haç şeklindeki bir kubbeye sahip olmasından dolayı Kubbeli Kilise de deniliyor buraya. Kilisenin ana apsis bölümünde dikkat çeken 2 adet kürsü var. Kilisenin kuzeyinde kalan kürsü cevizden yapılmış, 350 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bu kürsü patrikler tarafından kullanılmakta. Güneyde kalan kürsü ise metropolitlere ait olup fil dişinden yapılmış ve 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Kilisenin batı tarafında bulunan ve ceviz ağacından yapılmış kapı ise 500 yıllık. Kilisenin iç duvarları kutsal kitaptaki hikayeleri tasvir eden frekslerle süslüymüş, ancak biri dışında günümüze ulaşan olmamış. Günümüzde kalan freks kilisenin güney tarafında 793 yılında manastırda büyük bir restorasyon yaptıran Aziz Hananyo'yu tasvir ediyor. Ayrıca kilisenin 500 yıllık kapısının dış yüzeyinde Süryen dilinde yazılmış Aziz Balay'ın bir şiiri ve Peygamber Davut'un mezmurlarından kısa bir bölüm mevcut. Manastırın bahçesinden yürüyerek nar, elma, zeytin ağaçlarının arasından eskiden rahiplerin dinlenme yeri olarak kullanılan, bugün ise misafirlerin ağırlandığı bölüme gidiyoruz. Ayrıca manastırda yakın tarihte burada bir yangın oluyor, bahçede bir yangın oluşuyor ve 500'e yakın zeytin ağacı maalesef burada kül oluyor. Burada
burada bahçedeki 250 yıllık çınar ağacının gölgesinde masalar kurulmuş ve burada üretilen, daha doğrusu işte bu bahçede üretilen nar, elma ve safrandan oluşan ürünlerden peynirler, kaymak, bal, pişi, her şeyi hazırlıyorlar size. Uzaktan manastırı da seyrederken safranlı çayınızı da yudumlayabilirsiniz. Bahsettiğimiz yiyeceklerin, ürünlerin imal edildiği bölge ve satış da yapılıyor. Burada paket olarak satın alabiliyorsunuz. Safranlı kurabiyelerini özellikle tavsiye ederim. Mutlaka gelmişken safranlı çayını da için. Her ürünü çok lezzetli ve çok güzel. Son karelerimizle Deyrir Zaferen Manastırı'na veda ederken kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, gönderilerimi beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız diyerek bugün de size hoşça kalın diyorum.